oldu kediciğim? Ya adam... Ne? Çok güzel bir çocukluğum geçti. Kırlarla, çiçeklerle, kızılarımız falan vardı. Her şey çok güzeldi. Ailem de beni çok severdi. Hiçbir dediğimi iki etmezdi. Ama yüreğimde eksik olan bir şey vardı. Okuma özlemi. Abilerimle bir gün okula gittim. Aşı yapılması gerekiyordu. Orada kalem ve silginin kokusu, çocukların bir arada oynamaları çok ilgimi çekmişti. Keşke ben de gidebilseydim diye düşünmüştüm. Annelerine ben dedim, bak her annen sana ne öğretmişse aynısını çocukların öğreteceksin bu çocuğa ki yarın bir gün biz beraber yaşayamayız, biz öldük mü kendini idare ettirsin. Annesi de ona göre benim sözümüze tuttu ve her şeyi kendi bildiğini öğretti. Belli bir yaşa gelince insan daha çok şey istiyor, bir şeyler öğrenmek istiyor. Benim ilk okulum radyo oldu. Ama yetmedi işte, abilerim kitap okurdu. Hatta küçük bir anımı anlatayım size. Benim bir küçük radyom vardı. Bir komşumuz oturmaya geldiğinde o radyomu bozdu. Ben çok ağlamıştım o gün. Kemal abi hep sürekli benimle olduğu için o benim üzülmemi, ağlamamı hiç istemezdi. Çarşıya gitti. O gün de işleri çok yoğundu. Erken dönemeyeceklerdi. Servisi kaçırdığı için, radyonun da yapılmasını beklediği için gece geç saatte bir baktım radyo kolumun altında çalıyor. Hayatımın belki de en mutlu günüydü. Yandım tutuşurum yarım saçlarını. Yandım tutuşurum yarım saçlarını. Olmadı doyamadım onun bakışlarına. Olmadı doyamadım onun bakışlarına. Taradı saçlarını hem taradı hem erdi. Mevlam ona güzel bu esirgemedi verdi. Mevlam ona güzel bu esirgemedi verdi. Kemal nereye gitti? Kara saçın şimdi de plan yapalım bu çocuklar. İki yani bir olsun. İki uzun mezarı. Abi bir günaydın gelirim mi? Burası sonuçta un yeri. Çok da fazla yapmayacağım zaten ki. Şey aldım gerek. Biraz fazla ekşitti çünkü dünden sonra zavallı. Öyle soğumuş ki var ya, çok soğuk olmuş. Tabii her istediği olması güzel ama okuma aşkı hep devam etti. İstedim, bir şeyler öğrenmek istiyordum çünkü daha farklı eğitim insan daha çok geniş pencereden bakmasını sağlıyordu. Aa, bu arada şunu da söyleyeyim, hiçbir zaman engelli olduğumu fark etmedim bile çünkü çocukluğum ve genç kızken de sürekli ev işleriyle motivasyonum olduğu için hani engelli oluşumu pek de fark etmedim. Kimse de bunu bizi aile olarak da toplum olarak da bunu yüzümüze vurmadı. 36 yaşına gelmiştim. Bu arada 2000 yılında da annem rahmetli olmuştu. Babam, ben, abim üçümüz bir aradaydık.
Diğer abilerim hepsi başka başka şehirlerde. Sonra bizim bir derneğimiz var, Artvin'de Zihinsel Engelliler Derneğimiz. Ankara'da bir yaz kursunun olduğunu duyduk. Ben dergilerden de takip ediyordum bu arada. Altın Kalemler Konuşan bir dergim var benim sürekli dinlediğim. Oradan duydum. Ankara Gören Eller Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda bir yaz kursu vardı. Ben buna katılmayı çok istiyordum ama arada kalmıştım. Çünkü bir yanda ailem, bir yanda okuma isteğim. Bunu da ailem bildiği için, fark ettiği için de talih benden yana güldü. Ailem müsaade etti, ben Ankara'ya gittim. Şimdi hatırladım. Şimdi biz içtik, bunlar bir daha içerler, bize yani eder o sonra. Okumaya karar verdiğinde benim hoşuma gitti. Çünkü okumayı ben çok seviyorum. Kendim ki okumadım, onun için kendi çocuklarımın okumasını istiyordum. Hatta erkek çocuklara ben tarlamı sattım, çayırımı sattım, yeter ki siz okuyun dedim. Elimden geldiği kadar onları okuttum. Şimdi bu çocuğa sıra gelende bu da zaten seviyordu. Onun için ben de bunun okumasını istedim. Yani ölünceye kadar da peşindeyim ve arkasındayım. Sırtım ile gezdireceğim illa. Bu üniversiteyi de bitirtireceğim. Yıkadık ya memelerini, bıraktık sütü de. Akşam üzeri bir daha sağ ol. Nereye kadar götüreceğiz? Karmanın başına kadar götürür, geri getiririz. Bak başa. Sağma işlemi ve süzme işlemi bitmiştir arkadaşlar. İki bardak da zıt çıkmıştır. Ben Ankara'dan dönünce okumaya hala devam etmek istiyordum. Ortaokula eve gelmeden kaydımı yaptırdım. Çünkü iki gün vardı, bitmek üzereydi kayıtlar. Yani okumayı çok istiyordum ama beni çok zorlukların beklediğini de biliyordum. Çünkü kitap yeterli değildi. Ben birkaç kitap almıştım gelirken, sesli kitap, ama fazla değildi sonuçta. 8 ders alacaktım. En fazla 2-3 tane ders getirmiştim ben sesli olarak. Okula kaydımızı yaptırdıktan sonra sınav tarihi yaklaşmadan önce tabii halk eğitim belli kitapları veriyor. Kitaplar geldi ama ne yapacaktım ki? Sonuçta ben okuyamıyordum. Babam dedi ki, kızım ben sana yardım edeceğim dedi. Hani okuyabildiğim kadar, görebildiğim kadar. Çünkü babam da o zaman tabii 84 yaşında. Yani sonuçta o insan da yaşlı. Ama babam kitap okudu, ben o kitapları dinledim. İngilizce CD'lerimi, yeğenlerim var iki tane, onlar okudu sesli olarak. Bir tek matematikte zorlandım. Onun dışında diğer kitaplarımı 3 yıl boyunca babam okudu bana. O şekilde hiç bütünlemeye kalmadan 3 yılda ortaokul bitti. Haydın yaptırdı abisi liseye. Lisenin okumasında çok zorluklar çektik çünkü ben artık kitabını okuyamadım tamamen. Sesli kitaplar için biz çok yerlere başvurduk. Sesli kitabıyla okudu, orayı da bitirdi.
Üniversite sınavına hazırlanırken de KPSS seti ve üniversite hazırlık seti olmak üzere Ankara'da Milli Kütüphane var. Sizler de duymuşsunuzdur. O kütüphanenin de bir konuşan kitaplık bölümü var. O bölümden getirttirdim. Sayısal ve sözel olmak üzere bayağı bir sorular vardı. Onları çözerek hazırlandım. İşte birinci sınav maalesef olmadı. İkinciyi tekrardan denemek istedim. İkinciyi çok şükür kazandım. Bu akşam sizi yarıştıracağım. Bu akşam Kemal abim çok fasulye ayıklayacak seninle. Fasulyeleri temizleme bana ait. Şimdi geçtiğimizde oradaki arkadaşlar gerek bay gerek bayan bizimle ilgileniyorlar. Son araba 5'te. Kış olunca şimdi 5'e almışlar artık. Birinde ise yolsuzluk iddialarıyla görevinden alındı. İslam ülkelerinin ilk kadın başbakanı sıfatını alan cesur politikacı, babasının kanlı akıbetine uğramaktan kurtulamadı. Kazandığım gün hani adeta sarhoş gibiydim çünkü bir türlü inanamıyordum. Gerçekten ben üniversiteli mi olacağım diye. Böyle iki gün hala işte ama çok tebrik edenler oldu. İşte arıyorlar ailem, arkadaşlarım, akrabalarım işte Seyla üniversiteli olmuşsun gözün aydın falan. Ben hala inanamıyordum. Ne zaman ki dedim hani bir bölüme yerleşirim, bunun haberini alırım. O zaman inanacağım üniversiteli olduğuma. Sonra Haziran ayının sonlarıydı. Yeğenim aradı. O benden daha çok heyecanlıydı. Aradı. O da bana böyle çok birbirimizi sevdiğimiz için kanka der. Kanka dedi, Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümüne yerleşmişsin. Böyle çığlık atarak. Ve ben çok sevinmiştim. Gerçekten üniversiteli olmuştum. Üniversiteyi kazanmak tabii ki güzel bir şey. Sonuçta bir üniversite. Büyük bir heyecan uyandırıyor bunun ismini söylediğiniz zaman bile yüreğinizde. Tabii ki daha çok hani insan, benim zaten en çok istediğim aydın ve kültürlü bir insan olarak yetişmek. Toplumda ne kadar kültürlü, aydın olursak bizim için daha iyi olur. Hani illa da ben işe gireceğim diye bir kavramdan çok aydın bir insan olarak yetişmek istiyorum ben. Bunun beklentisi içindeyim. Tabii daha çok çevrem, daha çok arkadaşım, daha çok mesela misafirlerim, ziyaretçilerim oluyor. Sen de mi acıktın? Ne oldu? Ne oldu bebeğim, ne? Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin anayasal gelişimi 1982'ye kadar olan dönem. Şimdi tarihimizde yazılı olarak ilk anayasa 1876 tarihinde ilan edilen kanuni esasidir. Arkadaşlar, bu da sizler gibi genç öğrencilerimize, eğitim camiasındaki öğretmenlerimize bayağı bir sorumluluk düşüyor. Hatta sivil toplum örgütlerine. Önce o aileleri biraz olsun hani motivasyona, bilinçlendirme çalışmalarına dahil etmek gerekiyor. Hani çocuklarının engelli oluşu onlara kötülük değil, belki de bir şeyler kazandırıyor. Ne kazandırıyor? Sabırlı olmayı, sevgi dolu olmayı kazandırıyor. Onun için burada gerçekten hepimize görevler düşüyor. Benim de mesela üstüme düşen bir şey varsa ben de yapmaya çalışıyorum. Çünkü neden? Şu an ben dışarıya çıkabiliyorsam, şu an ben sizin gibi kardeşlerimle konuşabiliyorsam, kendimi rahat hissedebiliyorsam, o arkadaşlarımız da pekala bunları yapabilir. Ama ya ben şey vardı ya, iletişim kuramları. Ondan o kadar yüksek not beklemiyordum açıkçası. 80, 75, 75, 70, 60, 30 ya. Bir tane. Tabii şey etmez. 30'u değil mi? Neyse onda 90 diye. Can ehli can karaları bağlama kar-
hocam, ehl hocam, bana gönül bağlama, bana gönül bağlama. Çıktım dağın başına, ehl hocam, ehl hocam, yazı yazdım taşına, yazı yazdım taşına. Sevda nedir bilmezdim, ehl hocam, ehl hocam, o da geldi başıma, o da geldi başıma. Haydin gidelim haydin, ehl hocam, ehl hocam, satave düzlerine, dalah et düzlerine. Benden selamlar olsun, ehl hocam, ehl hocam, Ardan uç kızlarına, Şavşat'ın kızlarına, Murgul'un kızlarına.